Merhaba arkadaşlar, Almanya könden selamlar. Birkaç gündür Natural TV haber programı için program İngilizce olarak yayınladığım videolar vardı Instagram'da ve İslam Astros sayfalarında. Bunları daha çok İngilizce bilen Türk arkadaşlar için de paylaştım. Zaten akşam haberlerinde de paylaşılıyor Natural TV'de Afrika'ya yayın yapan. Genel olarak Almanya'dan veya korona virüsüyle ilgili tüm Avrupa'dan haberleri de anlatıyorum. Buradaki haberleri size paylaşıyorum. İtalya'da mesela çok hızlı yayıldı virüs. Çin mesela virüsü çok iyi kontrol etti ve durdurdu. Bununla ilgili sosyal medyada yazdığım yazılar vardı. Nedenlerini açıkladım. Neden yani Çin bu kadar çabuk durdurabildi bunu diye. Bu Burada bir de video olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi Çin'in bu virüsü durdurabilmesi için biliyorsunuz komünist bir sistemle yönetiliyor ve ağır cezaları hemen uygulayabiliyor. Çıkma dediği zaman sokağa çıkarsanız bunun ağır bedelleri olabiliyor ve özgürlük kısıtlamasına halk alışmış. Fakat Avrupa'da, Avrupa Birliği ülkelerinde e, özgürlüğün kısıtlanmasına alışmamış. Ne gençler ne halk. Dolayısıyla da devlet mesela bir karar alsa, yani bu toplanmayın falan filan dese de evet, Almanya'daki e, Halk mesela gençler geçenlerde korona festivali yaptı. O kadar saçma sapan, o kadar aptalca bir festivaldi ki. Yani toplu hale gelip orada ortak şarkı söylüyorlar falan filan. Halbuki e, bu hastalığın şakası falan yok. E, orada e, bütün insanlara, bir sürü insana bulaşıp oradan da bütün şehre dağılabilirdi virüs. Ama polis engel oldu bu toplantıya dolayısıyla da e, yasakladı bu tür toplantı ve e, yürüyüşleri beraber aktiviteleri filan her şey e, yasaklandı fakat benim özellikle e, haberlerde de vurguladığım şey Buraya Amerika'nın 37 bin askerini, silahlarını, her şeyini korona virüsü olmasına rağmen tatbikatı ertelemeyip Avrupa'da bir tatbikat olacaktı. Özel kuvvetlerden adamlarını yollamış olması askerlerini yollamış olması ve yapılan bazı açıklamalarda da bu askerlerin aşılı olduğuyla ilgili söyleniyorlar söylentileri vardı söylüyorlar da fakat aşı derken korona aşısı mı yoksa bağışıklık sistemini güçlendiren aşılar mı Bununla ilgili bir şey yoktu fakat aşılı olduklarını söylüyorlardı. Şimdi e, korona virüsü, e, Çin virüsü diye de söylüyor e, Birleşik Devletler. Mesela Trump Chinese Virus diye söylüyor, Çin virüsü diye söylüyor. Halbuki bu e, virüs e, laboratuvarlarda batının laboratuvarlarında üretilip e, emekli kitleyi, yok etmek, sigorta sistemini rahatlatmak için yapılmış bir taşla birkaç kuş vuruş, kuşun vurulmasını sağlayan bir virüs. Hem Çin'den Amerikan şirketlerini tekrar Amerika'ya taşıma amaçlıydı. Hem de Avrupa'daki yaşı işte 65'in üstünde olan artık sigorta sistemine ve özel sigorta sistemine e, zarar vermeye başlayan hani ölmüyor ki 65 yaşına emekli olmuş 90 yaşına kadar geliyor. Hepsi dinç mesela. ve bunlar da tabii sisteme ve özel o zaten bu sigorta özel sigorta şirketlerinin çoğu da yine batılı oligarklara ait şirketler. Bunlar da ölsün ki bu paraları ödemeyelim, karlılığımız artsın diye insan sağlığıyla utanmadan oynayabilecek tipte bir kitleler var dünyada artık. Yani kapitalizmin insan sağlığıyla oynanması demek. Özel hastanelerin bazılarının insanların kanser olmayıp da işte kanser şüphesiyle kemoterapi, ticaret, vücutlu bu tür şeyleri yapması gibi bir şey bu. O yüzden e, yine de biz halk olarak dikkatli olmak zorundayız. E, devletin söylemiş olduğu sağlık kurallarına hani e, riayet edilmesi lazım. O cuma namazları da dahil olmak üzere kafelerin her yerin kapanması son derece doğru bir karar. Bundan buna lütfen herkesin riayet etmesi lazım. Kendinize iyi bakın. Almanya'dan selamlar ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın.